Durumsal Alfa, Tabak Teorisi. 2021'in Mart ayında 41 yaşındaki evli bir baba, karısını ve çocuklarını 18 yaşındaki bir öğrencisi için bıraktı. Kaliforniya, Modesto'daki Encos Lisesi'ndeki işinden istifa etti. Skandal topluluğu sarstı ve adamın karısı çocuklarını uzman manipülatör diye adlandırdığı kocasından kurtarma savaşına başladı. Jordan, yani kız, öğretmeniyle kolejin birinci sınıfında tanıştı ama ikili kız 18 yaşına basana kadar fiziksel bir şey yaşamadılar. Hawker, soyadı Powers olan kızı ilk başta sadece bir öğrenci olarak gördüğünü ve ona karşı hiç romantik bir şey hissetmediğini iddia ediyor ama kız 18'ine bastığında işler değişti. İkili çok fazla değişmişti. Aslında Hawker karısını ve 3 çocuğunu, bir tanesi 17 yaşındaydı ve o da Encos Lisesi'nin bir öğrencisiydi, terk etmişti. Böylece Jordan'la beraber yaşayabilecekti. Royce'nin şimdiki adı Herasti, blogu Chatu, James Hawker'ı ayın alfası olarak cesurca aday gösterdi. Beklendiği gibi gönderinin yorumları ateşlendi ama bu bir son değildi. So Susu ve forumundaki ilgili tartışma başlığı, tutkulu üyeler bazen aşırı tarafından konunun özüne cevaben açıldı. Genel halk tarafından Bay Hawker ne kadar alfa olarak görünecek? 18 yaşındaki kızın arkadaşları adamı ne kadar alfa olarak görecekler? Eğer kızın arkadaşları varsa? Kötü şöhretli Mr. Hawker'ın yeni iş bulma olasılığı ne olacak? Katılması gereken iş faaliyetlerine ruh eşini de getirecek mi? Muhtemelen kendilerini birçok tuhaf durumun içinde bulacaklardı. Veya toplumdan uzak yaşayan münzevi bir çift mi olacaklardı? Bunun hakkında düşün. Bu adam alfa değil, acınası bir inek. Durum hakkındaki kendi fikrimi söylemeden önce bir uyarıda bulunma sorumluluğunu hissediyorum. Hawker'ın yaptığı şeyleri tasvip etmiyorum. Şu anda bunu yazarken Nisan'da 15 yaşına girecek olan bir kızım var. Ve güçlendirilmiş, bekar anne yanılgısına karşı bir çocuğun yetiştirilmesinde güçlü, pozitif, maskülen etkinin daha gerekli olduğuna inanıyorum. Çocuklar dayanıklı, koruyucu babalara zaten çok fazla olan güçlü, bağımsız kadın olan annelerinden daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu babalar anneler tarafından reddedilir, hor görülür ve yalnız bırakılırlar. Böyle bir olay olduğunda da babanın yokluğu konusunda utandırma yaparlar. Bununla birlikte Chetao'nun değerlendirilmesine katılıyorum. Hawker bir alfa, ancak sadece durumsal anlamda. Royce'nin blogunda yazan 16 emirden 12.si şöyleydi. Emir 12. Güçlü yönlerinizi en üst düzeye çıkarın, zayıf yönlerinizi en az düzeye indirin. Kendimizi erkek olarak geliştirerek kadınları çevremize çekeriz. Bunu başarmak için çekim olabildiği kadar sert ve verimli olmalı. Önce doğal yeteneklerini ve eksiklerini bulmalı, buna göre de çaba harcamalısın. Eğer mizah konusunda doğuştan yetenekliysen, zamanını ve enerjini felsefik tartışmalardaki statünü yükseltmeye harcama. Eğer yazı yazma konusunda iyiysen ama kötü dans ediyorsan, kendini dans pistinde öldürme. Hedefin kadınları çabasız şekilde etkilemek olmalı. O yüzden güçlü yönlerin neyse onlar üzerinde oynamalısın. Her erkek ilgi alanının hayran grubu vardır. World of Warcraft oyunu dışında. Bir öğretmen olarak James Hawker erişilebilir bir standarttaki statü ve otoriteye sahipti. Sınıftaki öğrencilere göre bir öğretmen üstün görülür ve böylece o kişi fiilen sosyal ispata sahip olur. O ortamda öğretmen alfadır. Üniformalı bir polis memuru kendisine verilen görevde alfa olarak algılanır. Görev dışındaki kişilik olarak bir takoz olsa bile. Royce, Hawker'ın güçlü yönlerine oynadığını söylüyor. Neredeyse diğer her sosyal ortamda o beta olarak algılanırdı. So Susui formunu ve neredeyse diğer tüm gözlemciler bu adamın şüphesiz bir beta simp olduğunu düşünüyor ama sınıfta 18 yaşına kadar gitgide olgunlaşacak 14 yaşındaki bir kız için Hawker bir alfaydı ve muhtemelen kızların gördüğü ilk alfaydı. Genel halk tarafından Bay Hawker ne kadar alfa olarak görünecek? Çok büyük bir olasılıkla halk tarafından bir seks avcısından çok daha fazla harekete uğrayacak.
Pop kültürü anıtısındaki ayak takımı alfa etkisinin meşruluğunu fark edemeyecek. Onlara göre bu hesaplıca yapılmış psikolojik bir manipülasyon ve belli ölçüde gerçekten öyledir. Ama onları rahatsız eden asıl soru neden bu manipülasyonun etkili olduğudur. Kızı saflıkla ve baba figürü aramakla suçlayacaklardır. Hawker ise şefkatli olmakla ama onlar için gerçekten rahatsız edici olan şey alfa etkisinin işe yaramasıdır. Kötü şöhretli Mr. Hawker'ın yeni işi bulma olasılığı ne olacak? Katılması gereken iş faaliyetlerine ruh eşini de getirecek mi? Hawker'ın ruh eşi efsanesine inanması onun beta olarak görülmesine yol açıyor. Kendisi prensesin kurtarıcısı olduğuna ikna ettiğinden şüphem yok. Beyaz şövalyeler aynı davranışları oyuncularda, poalarda veya tipik diğer erkeklerde ayıplarken kendi niyetlerini bir kahramanlık sanrısıyla rasyonalize etmeye eğilimliler. Hawker kendi saçmalıklarına o kadar kapılmıştı ki bunun kariyerini, ailesiyle ilişkisini, çocuklarını veya gelecek sosyal ortamını nasıl etkileyeceğini hiç hesaba katmamıştı. Bunun bir uzantısı olarak eğitim işiyle birlikte durumsal alfa özelliğini de kaybetti. Genç sevgilisi daha olgunlaştıkça onun durumsal alfa statüsünün o her gün biraz daha şit testlerden kaldıkça aşınmaya başladığını görecekti. Ve Hawker onu alfa yapan çevreden uzaklaşmıştı. Kaybedecekti. Alfa olmak, alfa davranışlarını sergilemekle oluşur. James Hawker, 18 yaşındaki yalnız bir kızı tavlamak için yeterli alfalığa sahip biriydi. Art arda 4 yıl boyunca bu algıyı sağlamlaştırması gerekti. Aslında ben samimi olarak onun durumsal alfa ile ilgili bir fikrinin olduğundan şüpheliyim. Ama bu kızı bilinçli olarak manipüle edebileceğine inandı. Hawker'ın durumsal alfalığı ile Corey'in alfa buta arasında büyük fark var. Bu iki erkek de hassas alfa erkeklerin lideri tanımına hakaret ediyorlar. Ama ikisi de kadınların doğal olarak tepki verdiği alfa enerjisinin köklerinden istifade ediyorlar. Mogadishu'da cesurca savaşan, ülkesinde ve meslektaşları arasında saygı uyandıran cesur bir denizcinin kadınları cezbeden James Hawker gibi bir adamla aynı alfa enerjisine sahip olduğunu düşünmek rahatsız edici. Hipergami acımasız bir sahibedir. Jerry Seinfeld eşi henüz 18 yaşındayken onunla çıkmaya başladı ve evlendi. Bu haber basını salladı. Ama Jerry'nin yaygın alfa çekiciliği bu hikayeyi başlıklardan indirip unutturdu. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis hepsi yaşı tutmayan kızlarla sevişiyor ve veya evleniyordu. Ama o zaman ve şimdi alfa enerjileri sayesinde bu herkes tarafından kabul görüyordu. İfade ettiğim gibi, ben bunu tasvip etmiyorum. Aslında işler acısı buluyorum ama nedenlerini anlayabiliyorum. Tabak teorisi. Daha fazla tabak çevirin. Bu tabak teorisinin arkasındaki ana öncüldür. Bir anlığına bir tabak çeviricisi düşün. Onlar eş zamanlı olarak topları havaya atıp çeviren jonglör gibidirler ama tabakları uzun, ince bir çubuğun ucunda çevirmek gerçek bir ustalık ve maharet ister. Tıpkı bir tabak çeviricisi gibi. Bir erkek de aynı anda birçok olasılığı çevirmelidir. Her bir tabağın peşinde olduğun, ayrı bir kadın olduğunu düşün. Bazıları düşüp kırılacaktır. Bazılarını çevirmekten vazgeçmek isteyebilirsin ve bazıları da senin istediğin hızda dönmeyebilir. Ama tabak teorisinin temeli, erkeğin seçenekleri, opsiyonları kadar güvenli ve değerli olduğudur. Bu bolluk zihniyetinin temelidir. Özgüven seçeneklerden gelir. Bu prensip çok fazla beta AFC'nin ve iyileşmekte olan AFC'nin problemlerini çözmek için anahtardır. Aslında bu ideolojinin hayatın birçok alanında erkeğin başarısının köşe taşı olduğunu söylemeliyim. Sadece kadınları etkilemek ve elde tutmak için değil. Seçenekleri olan bir erkek güce sahiptir. Bu seçeneklerden ve güç hissiyatından dolayı doğal özgüven hissiyatı kendini gösterir. Seçenekleri olmayan bir adam muhtaç olur ve bu da özgüven yoksunluğuna ve kıtlık zihniyetine yol açar. Muhtaç erkekler asla özgür olamazlar. Bu bölümde ilerlerken ilişkilerin kardinal kuralını aklınızda bulundurun. İlişkilerin kardinal kuralı. Her ilişkide gücü en fazla elinde bulunduran taraf, diğerine daha az ihtiyaç duyan taraftır.
daha fazla tabak çeviren erkek daha meşgul olduğunda, aynı anda birçok kadını kovaladığında, keşfetmeye değer daha fazla seçeneği olduğunda, bu erkek eğer bir olasılığın gerçekleşmesi diğerlerinin gerçekleşebileceğine dair doğal, bilinç dışı bir anlayış geliştirir. Bu anlayış kendini erkeğin davranışlarında ortaya çıkarır. Seçeneklere sahip adamın takındığı üslup ve tutum bilinç dışı bir şekilde olasılık dahilinde olan kadınlara yansıyacak ve kadınlara bu erkeğin uğruna diğer kadınlarla mücadele edilecek değerli bir emtia olduğu mesajını verecektir. Bloğumda ve Pua topluluğunda erkeklere bazı davranışları taklit etmeleri öğretilmiş, böylece bu çekimin ve ilginin anahtarı olacaktır. Arsız, komik, temelde seçenek eksikliğini maskeleyen ve özgüvenli görünmeyi sağlayan bu tekniklerden bir tanesidir. Diğer bir deyişle, A, K seçenekleri olan erkeklerin seçenekleri olmayanların tersine sergilediği doğal davranıştır. Bu yüzden doğal alfa erkekler AK'yi çabasız bir şekilde sergiliyorlarmış gibi görünürler. Diğer yanda tabak çevirmenin faydasından bir haber olanlar ya da tabak çevirme becerisindeki özgüvene sahip olmayanlar göz kontağı ve kadınlara yaklaşma başlatma gibi basit şeylerde sorun yaşarlar. Bu aynı zamanda topluluğun yayılmış olduğu tekniklerden biri olan umurumda değil zihniyetinin temel prensibidir. Umursamamak, aynı anda birden çok seçeneğe sahipsen uygulaması daha kolay bir şeydir. Pompalı tüfek mantığı. Tabak teorisinin erkeğe sağladığı en önemli faydalardan bir tanesi, uzun vadeli ilişki için olsun ya da olmasın, Vanitas'ın eğilimini harika bir şekilde kontrol altına almasıdır. Uzun vadeli ilişkide LTR değilken çoğu erkek keskin nişancı zihniyetine sahip olur. Bu AFC'lerin uyguladıkları şeydir. Tüm zamanlarını, çabalarını ve kaynaklarını sabırlı bir şekilde hedeflerini beklemeye ayırırlar. Belirledikleri kıza o tek atışı yapmak için harika fırsatı, yeterli cesareti toplamayı ve tam olarak en iyi koşulları beklerler. Sonra bu kız onların Vanitas'ı olur. Bu süreç birkaç haftadan aşırı vakalarda birkaç yıla kadar uzayabilir. Ama bu süreçte erkek gönüllü olarak en önemli kaynağından fedakarlık ediyordur. Potansiyel fırsatlarından. Tabak teorisini uygulayan bir erkek daha kolay bir şekilde bu durumdan kaçınabilir. Çünkü kadınları avlamaya pompalı tüfekle gidiyordur. Mümkün olan en geniş alana en fazla etkiyi saçıyordur. Diğer yandan AFC tek bir ip ve kanca ile avlanıyordur. Tabak teorisyenleri A ile avlanır, sonra da tutmaya değecek olanları alırken değmeyecek olanları denize geri atarlar. LTR içindeyken de tabak teorisi işe yarar. AFC partnerini memnun etmek zorundadır çünkü denge kadının lehine kaymıştır. Bu erkek kadının onun tek yakınlık kaynağı olduğu anlayışını desteklemiştir. Vanitas'ın olmak için daha iyi bir tarif veremem. Çünkü erkek yavaş yavaş artan şekilde tek yakınlık kaynağı olan kadına daha fazla bağımlı olacaktır. Profesyonel ve cinsiyetler arası seviyede en azından üstü kapalı seçenekleri olduğu algısını, diğer kadınların onun için yarıştığını ima eden sosyal ispat devam ettiren erkek ilişkide güç dengesini koruyabilecektir. Çoğu başarılı erkek doğuştan bir şekilde bu dinamiği anlar ve bu onların evliliğe adım atmayla alakalı neden tereddütlü oldukları gerçeğini açıklar. LTR'de yani uzun vadeli ilişki, tabak teorisini algıların ince bir dansıdır ve partnerinin senin belli seçenekleri olan bir adam olduğunu fark etmesidir. Ve bu da erkeğin ilham aldığı özgüveni ve farkındalığıyla LTR'de Vanitas geliştirme eğilimini düşürür. Doğal seçilim. Daha fazla tabak çevirmek, daha geniş bir olasılıklar havuzundan seçim yapma, buluşma, istediğini bırakma fırsatını yaratır. Bunun iki faydası vardır. Birincisi, bu erkeğin kendi tatmini için gereken değerli olan adanmışlık olmaksızın yaşanan tecrübeyi elde etmeyi sağlamaya hizmet eder. Tecrübe zor yoldan öğretir ama en iyi öğreten de odur. Ve tecrübenin kapsamı erkeğin faydasınadır. Kimin içgörüsü daha zengindir? Dünyayı gezmek için yelken açan mı, yoksa bulunduğu gölün ötesine hiç seyahat etmeyen mi?
İkinci olarak fırsatlar ve seçenekler erkeği ödül haline getirir. Rockstarlar, profesyonel sporcular ve film yıldızları ünlü oldukları için kadınlar tarafından karşı konulamaz değildir. Karşı koyulamaz olmalarının nedeni besbelli olan en yüksek sosyal ispata sahip olmaları. Kadınların kıskanıp uğruna yarışa gireceği seçeneklere sahip olmalarıdır. Hem de özgüvenin onlarda bilinç dışı bir şekilde doğal olarak kendini göstermesidir. Tabak teorisi ne değildir? Tabak teorisi eleştirmenleri sıklıkla ikili bakış açısına yöneleceklerdir. Eğer kadına saygı duyuyorlarsa asla birden fazla kadınla olmazlardı. Veya kadına yalan söyleyip diğer yandan diğer kızlarla görüşmeye devam mı edeceğim? Bunlar erkeğin seçeneklerini yok ederek kadınların cinsiyetler arası ilişkilerde ilk seçen taraf olmayı sağlamaya, devam ettirmeye yönelik feminenleşmiş sosyal sözleşmelerdir. Bir çocuk, erkek aynı anda birden fazla kadınla görüşme veya kadınlarla özel olmayan ilişkiler yaşama konusunda kötü hissetmeye koşullandırılırsa, bu sadece tek seçenin kadın olduğu dinamiğine hizmet eder. Tabii ki kadınlar doğal olarak kendi yakınlıkları için filtre uygularlar ama bu filtre cinsel seçim yapabilecek kapasitedeki erkekleri anlamak içindir. Kadınların cinsel seçimi yapan taraf oldukları yaygın görüşü yanlıştır. Erkeğin cinsel seçim denkleminde yer alması, cinsel seçimdeki feminen önceliği tehdit eder. Sosyal sözleşmelerin gizli amacı, erkekleri cinsel seçimden tasfiye etmek ve yakınlığı seçim hakkını sadece kadınların lehine olacak şekilde düzenlemektir. Ve erkekler bunu içselleştirdikleri sürece kadınlar sosyal olarak daha üst konumda olacaklardır. Bu dinamiğin tekerine çomak sokmanın yolu çevirdiğin tabaklarda aşırı bir dürüstlük sergilemek. Doğru sözlü olmak ve özel olmayan bir ilgi göstermektir. Eğer seçeneklerini açık ve dürüst bir şekilde tutarsan, her bir kıza ve kendine özel olmayan seçeneklerin konusunda dürüst olursan, sadece bu sözleşmenin dişini çekmekle kalmazsın, aynı zamanda kendini seçenekleri olan bir adam haline gelme konusunda da desteklemiş olursun. Veya seçenekleri olan algısı yaratırsın. Dahası eleştirmenler sıklıkla şunu söyleyeceklerdir. Eğer bunu bir kadına söylersem benden ayrıdır. Ancak ben bunu çürüteceğim. Feminen güç sözleşmesini yutan çoğu erkek diğer kadınlarla görüşme seçeneklerinin olmasından hatta böyle bir şey düşünmekten bile korkmaya koşullandırılmışlardır. Kadınların bilmesine izin verin ya da üstü kapalı bir şekilde algılasınlar. Siz onun için özel olmayacaksınız. Sizin değerinizi ya da seçeneklerinizi ve potansiyel başarınızı düşüremeyecekler. Bunun yerine sizin için diğer kadınlarla yarışa girecekler. Tabak teorisi aynı zamanda kesinlikle ayırt etmeden her kadınla flört etmeniz anlamına gelmez. Tabak çevirebiliyor olmanız o belli tabağı da mutlaka çevirmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Bazıları çevirmeye değmez ve seçeneklere sahip olan erkek, daha iyi olan bir ya da iki tanesine yer açmak için birinin gitmesine engel olmaz. Aslında bir erkek, en büyük seçenek havuzundan en iyiyi seçebilmesi için bu konuda daha seçici davranmalıdır.